adetim değildir. Kimseye hakaret etmem. Şimdiye kadar hayatımda hiç böyle bir şey yapmadım. 40 yıldır, 50 yıldır yazarım. İlk defa birisine hakaret ettiğime dair bir iddia ile karşılaşıyor. Yani soruyorlar da diyorum, Türkiye'nin en kalabalık kulüplerinden birisine üye oldum. Bu Tayyip Erdoğan'a küfredenler, hakaret edenler kulübü. 2000 kişi kadar olmuşuz. Bu kadar kişinin kendisine hakaret ettiğini düşünen bir kişi, ya ne oluyor, niye acaba bana hak, niye bu kadar adam başkasına değil de bana hakaret ediyor diye bir 10 dakika düşünse diye düşünüyorum ben. Ama yani zaten Cumhurbaşkanı'yla düşüncelerimizin uymadığı belli. Bunun gibi daha binlerce vaka olduğunu da, Cumhurbaşkanı hakaret vakası olduğunu da biliyoruz. Aslında bunlar özgür düşünceyi, hükümetin eleştirilmesini, hükümetin seçim taktiklerini, hükümetin manevra kabiliyetini eleştirenleri susturmak, korkutmak, yıldırmak, mahkeme kapılarında süründürmek, kafanı hükümeti eleştirmekten çok davanın ayrıntılarıyla meşgul etmek, başkalarına örnek olsun diye sindirmek için açılan bir dava olarak görüyorum. Bir cumhurbaşkanı, Türkiye gibi bir ülkenin 70 milyon kişinin cumhurbaşkanı her eleştiri yazısından kalbi kırılıp mahkemeye gidip canım yandı, tazminat istiyorum demesi de hukuka da aykırı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir Türkiye deniyor. İşte yeni Türkiye, eski Türkiye'nin devamı mahkeme kapılarında yazarlar.